Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cari menüsünü tamamladık. Cari listesini, tahsilatını, ödemesini hepsini hallettik. Şimdi personeli yazmaya başlayalım. Hemen geliştiriciden Visual Basic tarafına geçiyorum. Buraya bir tane user form ekliyorum. Formu şöyle biraz genişlettim. Ve caption'la personel tanımlama formu diyorum. Hemen formumu tasarlamaya başlayayım. Bana bir kere personel oldu diyelim. Şuraya bir text alalım. Tekstimizi şöyle uzattık. Bunun fontunu da ben genelde Calibri seçiyorum. Calibri 11 olsun. Personelin kodu. Bir de bunun kopyasını alıyorum. Adı. Adı, soyadı, aslında TC no adı, soyadı olsun. Ondan sonra bir tane, pardon, bir yine fontu kopyaladım. Bir tane combo alıyorum arkadaşlar buraya. Buraya bir combo çizeyim. Bu combonun da yine fontunu Calibri 11 yapıyorum. Şuraya yazalım. TC no diyelim. TC no. Ondan sonra buraya adı, soyadı, ondan sonra departmanı, unvanı, yine bir kombonun kopyasını alıyorum. Buraya unvanı, telefon numarası. Yine bir text alayım. Şöyle kopyasını oluşturuyorum. Burası telefon numarası olsun. Telefon no. Ondan sonra bir kopya daha oluşturuyorum. Adresi olsun arkadaşlar. Şunu şöyle biraz büyütüyorsunuz. Bunun multi-line'ını true yapıyorsunuz. Bir de şuradan scroll barı da mesela vertical yapıyorsunuz, dikey yapıyorsunuz. Şuraya font yani yazı yazılacak demektir. Burası adresi. Şuraya arkadaşlar ne yapalım? Maaşı diyelim bir de. Aslında maaşı demeyelim de bunun günlük yevmiyesini yazarsak bence daha sağlıklı olur mu? Ben şunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani bugün ne yapacağız? Maaşı mı yazsak, yevmiyesini mi yazsak? Ya, maaşı yazalım. Maaşı günlük yevmiyesini hesaplarız zaten. Onu 30 güne böleriz, çıkarırız. Tamam, maaşı dedik. Başka bu kadar yeterli arkadaşlar. Personel. Bir de istiyorsanız buraya bir tane picture alın. Ondan sonra biz buraya resim de aslında getirebiliriz. Personelin resmini de seçtirip buraya getirebiliriz ama o kadar zamanımız yok. Yani istiyorsanız resim de getiririz. Bence bu böyle yeterlidir. Şuraya bir internetten bir personel kayıt formu diye bir şey yazayım. Görsellere geleyim. Oraya bir koyacağımız bir imaj var mı? Nasıl bir imaj koyabiliriz? Bir resim yani. Buraya sadece bir personel diyelim. Mesela örneğin şunu kullanacağız. Orası biraz daha şık olsun diye.
Bunu da masa üstüne kaydet dedim. Şu indiri düzenle diyorum. Buna farklı kaydet yazıyor, yapıyorum. Masa üstüne buraya personel yazıp türünü de JPEG yapıyorum. JPEG yapıyorum. Tamam. Şimdi hemen o resmi de buraya çağıralım. Şuradan picture'dan masa üstündeki personeli seçtim. Bir de şöyle picture size'ını da şöyle yaptık. Tamamdır. Tamamdır. Hemen aşağıya iki tane buton kaydet koyacağım. Bir tane kaydet, bir de vazgeç diye iki buton alacağım buraya. Bir tanesi kaydet, diğeri de vazgeç arkadaşlar. Şuraya vazgeç diyelim. Shift 6, pardon. Vazgeç. V'nin altını çizmek için şu Accelerator'a V yazıyorum. Dolayısıyla V'nin altını çizdi gördüğünüz gibi. Buna da kaydet için K yazıyorum ve buraya da kaydet yazıyorum. Formumuz hazır. Bu kadar yeterli. Hemen bunlara isim veriyorum. Buna koduna TXT kod diyorum. Buna TXT TC. Buraya TXT ad. TXT soyad. Combo box CB diyorum. Combo box departman. Şuna combo box unvan CB unvan. Unvan değil arkadaşlar. Hiçbir zaman Türkçe karakter kullanmıyoruz. Buna TXT telefon, TXT adres, TXT maaş. Tamam. Şimdi tablarını sıraya koyalım. Bunun tab indeksi nedir? Tab indeks 0. Sonra tab indeksi 1. Bunun 2. Pardon 2. Bunun tab indeksi 3. 4. Şununkini 5. Tab indeks 6. Tab indeks 7, tab indeks 8, tab indeks 9 ve son olarak tab indeks 10. Tablarını da ayarladık. Şimdi bunlara isim veriyoruz. Şuna TXT maaş dedik. Şuna BTN kaydet. BTN kaydet. Şuna BTN vazgeç diyorum. BTN vazgeç. Buraya kadar tamam. Hemen geliyoruz arkadaşlar veri tabanımıza. Data'nın içine girdik buraya. GoldDB açıyoruz. Hemen şurada sağ tuş. Pardon, şuradan oluşturdan table diyoruz, tablo. Tablo ne görünümünde olsun? Normal tasarım görünümünde olsun. Buna personel diye isim veriyorum. Gördüğünüz gibi kimlik yerine ne diyoruz? Personel ID diyoruz. Personel ID. Sonra bize ne lazımdı? TCNO. Buraya TCNO. TCNO. Buraya arkadaşlar en var char diyeceksiniz. Metin, kısa metin. Kısa metin. Burada maksimum boyutu 11 yapacaksınız. Ondan sonra buraya add. TCNO'dan sonra nedir? Ad. Bu da kısa metin. Soyad, kısa metin. Aslında bunların boyutlarını şuradan ayarlayabilirsiniz. Boyut 255'tir. Biraz fazla olabilir. Aslında bunları 100 yaparsak daha sağlıklı olur veri tabanımız için. Ama ben fazla zaman kaybı olmasın diye fazla şey yapmıyorum. Departman. Bunu departman ID yapıyoruz arkadaşlar. Departman ID. Buraya sayı diyoruz. Çünkü departmanı sayısal olarak tutmamız lazım. Yani uygulsa, departman güncellenirse onlar da güncellenmiş olacak. Departmandan sonra ünvan. Buraya da ünvan ID. Bu da sayısal bir değer olacak. Onun dışında telefon no.
Telefon. Bu da pardon. Bu da kısa metin. Telefon uzunluğu kaçtır örneğin? 10 ise 10 yaparız. Şimdilik böyle kalsın. Telefon, adres. Adrese de uzun metin diyeceksiniz. Uzun metin. Son olarak da maaş. Burada maaş diyoruz. Buraya arkadaşlar şöyle yapacağız. Burada diyeceğiz ki sayı diyeceğiz. Aşağıda uzun tam sayı diyor ya. Orayı açacaksınız. Ondalık diyeceksiniz. İşte duyarlılık 18. İşte virgülden sonra da 2. Küsurat olarak da 2 diyeceğiz. Ve bu şekilde maaşı girmiş olduk. Şimdi şurası anahtar gördüğünüz gibi. Başka da yapacağımız bir şey yok. Sadece dediğim gibi mesela bu ad işte 100 olsun. 100 karakter uzunluğunda veri tabanına kayıt yapsın. Soyad 100. En fazla Abdurrahman olur. O da 100. Departmanı uzun olabilir. Bu da sayıdır zaten. Telefon örneğin 14 dersiniz. Adrese karışmayın. Maaş da böyle. Veri tabanımızı çarpıyla kapatıyoruz. Hatta kapatmadan önce bunun bir ekran görüntüsünü alalım. Karşımızda dursun. Tamam. Ve burayı kaydediyorum. Personel tablomuzu da kaydetmiş olduk. Verilerimizi gireceğiz. Ama dikkat ederseniz departman ve ünvan ID alıyor. Bunları ID olarak kaydedeceğimiz için bu departmanların da ID'sini bulmamız gerekiyor ilk etapta. Şimdi burayı kapatıyorum. Hemen programımızda kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle personel kodunu otomatik olarak getirmek istiyoruz. Daha önce otomatik olarak getirdiğimiz database işlemde son cari ID getiriyorduk hatırlıyorsanız. Bunun aynısını kopyalıyorum. Aşağıya yapıştırıyorum. Buraya da son personel ID diyorum. Son personel ID getir. Şuraya bir tane public tipinde personel ID as integer diyorum. Ve şuraya sadece select top 1 from cariler, cariler değil personel diyoruz. Bak burada diyor ki personel tablosundan tek bir kayıt getir. Sıraya koy descending diye yani büyükten küçüğe doğru sıraya koy. Ve bir kaydını al. Dolayısıyla ID'ler 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 diye gidiyor. Bir kaydı önce sıraya koyuyor büyükten küçüğe doğru ve ilk kaydını alıyor. Dolayısıyla da bizim en büyük ID'mizi getirmiş oluyor. Buraya da personel ID eşittir. Recursive file 0 diyoruz. Dolayısıyla elimizde personelin ilk ID'si mevcut artık. Şimdi formun ismini de PRM personel kayıt diye isimlendiriyorum. Şimdi ana formda arkadaşlar, ana formda ben burada personele tıkladığım zaman personel aslında listesi önce gelsin. Personel listesinin içerisinde personel kayıt olsun. Dolayısıyla ben hemen bir form daha ekliyorum. Insert form diyorum. Bu formu şöyle büyütüyorum. Ve buranın üzerine bir tane list getireceğim. Cari listesinden. Şuradaki LST'yi ya da şuradaki yapıyı hepsini alabilirim aslında. Şunu kopya seçiyorum. Alttaki listeyi de seçiyorum. Ctrl C ile kopyaladım. Gelip şu forma. Burayı biraz daha büyüteceğiz tabii. Bu forma yapıştırıyorum. Sonra biraz sağa doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi sınırlarını gördüm. Şuraya getiriyorum. Ve buraya personel listesi diyorum. Pardon. Şuraya. Personel listesi. Burada aramamız personel mesela TC'ye göre arayabiliriz. TC'ye göre. TCNO. TCNO'ya göre. Bir de ada göre arayabiliriz. Adı. Dolayısıyla buraya da personel adı diye işaretledim. En üstteki başlığa da ne yazacağız? En üstteki formun başlığına şu caption'a da pardon personel
listesi diyorum. Personel listesi dedim. Tamam. Sadece şu alt taraf formun listemi biraz şöyle yukarı doğru çıkarayım. Şu alt tarafa bir iki tane buton ekleyeceğim. Butonlardan bir tanesi kapat olsun. Bir tanesi de personel ekle olsun. Tabii daha başka butonlar da yerleştireceğiz buraya. Buraya kapat diyorum. Şuraya da yeni personel diyorum. Personel. Tamam. Şimdi formun başlıklarını yazıyor. Şurada LST cariler yazıyor. Buraya LST personel diyorum. Hemen custom'ını açıyorum şuradan. Ve kolonlarına bakalım. ID lazım. Aslında burası personel ID olsun. Sonra personel burada kodu var. Önce TC no gelmesi lazım. Dolayısıyla ben şuraya bir tane insert yaparak ikinci satıra TC no yazıyorum. TC'nin uzunluğu 100 olsun. Diğeri kodu. Ondan sonra adı, personel adı. Şu diğerine de personel kodu diyelim. Personel TC'nin kodu, adı. Ne vardı bizim? Soyadı yazdık mı? Burada soyadı. Sonra ne vardı? Departman ID, ünvan ID, telefon adres. Ya departmanı diyeceğiz buraya bir de. Şuraya departmanı, ünvanı, sonra telefonu ve adresi diyoruz. Adres 300 olsun. Başka da bir şey lazım değil. Tamam. Ve tamama bastım. Şimdi yeni personele tıkladığım zaman, hatta yeninin de y'sinin altını çizelim. Burada y harfi yazıyorum. Bu kapatında k'sinin altını çiziyorum. Buraya da k diyorum. Şimdi şu butonlara da isim vereceğim. Buna btn yeni diyorum. Şuna da btn kapat arkadaşlar. Btn kapat. Şimdi yeniye tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi btn yeni klik. Hemen şunu yazıyorum. frm personel nokta show dialog diyorum. Show diyorum pardon. Ana forma geldim. Ana formun da personel butonuna çift tıklıyorum. Buna da frm personel. Buna isim vermedik. Hemen şu forma da isim verelim. Formun adı frm form personel listesi olsun. Evet, ana forma geliyorum. Personele tıklıyorum. FRM her yazıyorum. Kontrol boşluk tuşuna basıp personel listesi nokta show 1 diyorum arkadaşlar. Ana formda pardon personel listesinde de şuradaki show'un yanına bir de 1 koyuyorum ki işlem yapmadan dönemesin. Sadece personel kaydın vazgeçine de unload me diyorum. Şimdi programı çalıştıralım bakalım. Programımızı şöyle çalıştı. Niye böyle küçük açılıyor ki? Şuradan çalıştıralım. Start'a bastım. Personele tıkladım. Gördüğünüz gibi personel listesi geldi. Burada yeni personel diyorum ve personel tanımlama formu geldi. Burada personel kodunu hemen çağıralım buraya. Evet. Şimdi personel kayda girdik. Form açıldığı zaman şimdi bu form iki türlü açılabilir arkadaşlar. Güncelleme için açılabilir. Yeni kayıt için açılabilir. Dolayısıyla bunun ne olduğunu ilk başta belirlememiz lazım. Ben geliyorum buradan formun en üstüne şuraya public işlem as byte diyorum. Tamam, as byte işlem eşit as byte diyorum. Sonra personel listesinde yeni personele tıklıyorum. Buraya şunu yazıyorum. frm personel kayıt nokta işlem eşittir 1 diyorum. Peki niye 1? Hemen açıklamasını yazalım. Şunun için diyorum. Yeni kayıt
için diyorum. Yeni kayıt için 1. Sonrasında mesela o listeyi çift tıkladığımız zaman işlemi 2 yapacağız. Dolayısıyla form 2 olarak açılacak. Şimdi personel kaydı açıyorum. Bunun activate kısmına gireceğim şimdi. Formun activate kısmına girdim. Burada diyor ki eğer işlem eşittir 1 ise, yani yeni bir kayıt için gelinmişse, buraya da bir end if yazıyorum. Buraya açıklama yazalım. Yani yeni bir kayıt eklemek için açılmışsa. Tamam. Hemen şunu diyorum arkadaşlar. Yeni bir şunu diyorum. Database şunu yazıyorum. Txt'de kod eşittir şu db işlem, database işlem nokta son personel id getir diyorum ya. Dolayısıyla son personel id getiriyor. Ondan sonra önce database işlemdeki son personel id getir dedim. Dolayısıyla cari personel id'mi şu anda hesapladı. Personel id'im belli. O zaman diyorum ki txt'de kod eşittir db database işlemdeki nokta personel id. Bu personel id. Ama öncesinde tırnak içinde diyeceğim ki prs 000 ve personel id artı 1 diyorum. İşte bunu tc koda, txt koda yazacak. Sonra txt tc nokta set focus. Oraya focuslan. Şimdi bunu kaydedelim. Şimdi çalıştıralım programımızı. Start'a geliyorum. Personel listesine geldim. Yeni personel dedim. Ve bir hata verdi. Hatayı niye verdi? Personel. Biz ne demişiz? Personel. Güzel. Ha, personel de diyor ki bak arkadaşlar. Biz burada siz hemen hatayı bir düşünün. Biz burada dedik ki ID dedik. Ama biz personelin ilk kolunda personel ID diye tanımladık. O zaman buraya personel ID dememiz lazım. Şöyle yazmıştık. Dolayısıyla onu bulamadığı için bu hatayı verdi. Siz de tahmin etmiş olabilirsiniz. Etmişsinizdir de. Bir daha çalıştıralım programımızı. Geliyorum arkadaşlar. Personel listesine geldim. Yeni personel dedim. Bu sefer ne hata verdi? Personel ID. Bir bakalım tablomuza. Bir bakalım personel ID midir ya? Personel ID'dir. Doğru. O zaman sorun ne? Ha, bir dakika. Personel ID eşittir. Personel ID. Select top 1. Ha, şurası da ID'dir. Burası da personel ID olacak arkadaşlar. Personel ID. Tamam. Şimdi oldu. Bir daha bakalım. Önce bir ana formdan çalıştıralım. Ana forma geldim. Çalıştırıyorum. Personel listesi, personel, yeni personel. Gördüğünüz gibi PRS 001'i karşımıza getirdi arkadaşlar. Artık TC numarasını yazacağız. Adını, soyadını, departman eklememiz lazım ilk başta. Dolayısıyla bir sonraki derste arkadaşlar departman tablosunu eklememiz gerekiyor. Ben hemen şöyle yapacağız. Şuraya bir tane küçük buton ekleyeceğiz. O butona tıkladığımız zaman personel departman tablosunu açacağız. Şuraya bir tane buton ve bu butonun üzerine bir simge koyalım. Hatta bunu bir kopyasını da aşağıya getiriyorum. Şöyle kopyasını buraya getirdim. Bunun üzerine bir picture getireceğim. Picture'larım benim D'nin içerisinde, E sürücüsünün içerisinde, havu, masaüstü, ikon, yeninin içerisinde şu artıyı kullanacağım. İnşallah fazla büyük değildir. Tamam, güzel. Hatta bunun da bir kopyasını aşağıya alayım. İşte her ikisi içinde birer buton yerleştirdim. Bu butona tıkladığım zaman departman ve ünvan formlarını getirip önce onlara kayıt yapacağız. Ondan sonra şu kombodan onları çağıracağız arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.
Görüşmek dileğiyle dedik. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.